Sakarya tarım politikasını konuşalım. Sakarya tarımında neler oluyor son zamanlarda? Yani Sakarya tarımından ziyade aslında Sakarya'nın özelinde değil, dünyaya bakmak lazım. Son dönemde tarım politikaları ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösterdi bize. Özellikle pandemi sürecinden sonra Rusya-Ukrayna savaşı. Zaman zaman bunu değerlendiriyoruz, zaman zaman gündeme alıyoruz. Tarımda nasıl işler yapılması gerektiğini ve topraktan asla ayrılmaması gerektiğini bize gösterdi. Artan gıda fiyatları, topraktan çıkan ürünlerle alakalı fahiş fiyatlar, ürün bulunamayışı, bunun dışında maliyetlerin artması vesaire birçok konuda mutfağımıza giren tüm ürünleri etkiledi. Sakarya'da neler yapılıyor konusunda gelince, Sakarya'da son dönemde Yüksek Ziraat Mühendisi bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olmasıyla birlikte çok ciddi tarım politikaları geliştirildi. Çok ciddi yatırımlar yapıldı. Aslında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Hüce'nin bu tür yatırımları, bu tür çalışmaları yapmaya başladığında bir gıda politikasında bir daralma, gıda ürünlerinde bir daralma vesaire falan yoktu. Hasılı o dönemde de eleştiriliyordu. İşte ne işi varmış belediyenin tarımda, ne işi varmış belediyenin tarlada, bağda, bahçede gibi. Geldiğimiz noktaya baktığımızda 3 yıldır tohumlar ekti Ekrem Hüce. Ne kadar başarılı ve ne kadar öngörüyle hareket ettiğini artık herkes kanıksamaya başladı, görmeye başladı. Ayçiçek yağının tohumlarını Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçi, mesela ayçiçek yağı ile alakalı son dönemde şey var, gündem var, bulunamıyor, fiyatlar çok artıyor vesaire. Bununla alakalı tohumu Büyükşehir Belediyesi, yani ne kilit belediye yol yapsın değil mi yani? Ne işi var tohumla? İnsanlara tohum dağıttı. 30 dekar alanda ayçiçek ekimi yaptı son dönemde yine. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni hayata geçirdi. Hasılı ileri görüşlülüğünü göstererek Sakarya'yı geleceğe bu anlamda hazırladı. Sürdürülebilir bir tarım politikası devam ettiriyor. Bunu Türkiye'ye örneklememiz lazım. Bunu aslında dünyanın örneklemesi lazım. Çünkü sadece bizim değil tüm dünyada bu politikaları eksikliği görülüyor ve bununla alakalı çalışmanın yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Muhammed Fışkın.